Aşağıdakilerden hangisi minerallerin bütün canlılardaki ortak kullanım alanlarından biri olabilir? Evet tüm canlılarla ilgili olduğu için buna göre seçenekleri değerlendirmemiz gerekmekte. Öyle. A seçeneğine baktığımızda kemik ve diş. Evet kemik ve diş tüm canlılarda yer almadığı için yanlış bir ifadedir. Sinirsel uyartı gene aynı şekilde sinirsel olay sinir sistemi tüm canlılarda yer almadığı için yanlış bir ifade. Gene kas olayı yer aldığı için tüm canlılarda kas yer almamaktadır. Kan pırtlaşması evet gene kan tüm canlılarda yer almadığı için buradaki ifademiz de yanlıştır. E seçeneğine baktığımızda enzim. Evet enzim tüm canlılarda mutlaka görev alması gereken organik bir katalizördür. Bu yüzden de enzim aktivatör olarak kullanma evet, mineraller için tüm canlılardaki ortak kullanım alanlarından biridir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda insanda bulunan bazı vücut sıvıları ve dokularına ait pH değerleri verilmiştir. Buna göre pH değerlerinin belirli sınırlar içerisinde tutulması durumlarından hangileriyle açılanabilir? Birinci açılamaya baktığımızda metabolizma olaylarının belirli pH değerlerinde meydana gelmesi. Evet, kan serumu, mide özü, tükürük sıvısı, gözleşi ve diğer yapılara baktığımızda evet, farklı pH değerlerinde meydana gelmektedir. Bu yüzden metabolizma olaylarının belirli pH değerlerinde meydana gelmesi ifadesi doğru bir açıklamadır. Üçüncü açıklamada pH değerlerindeki küçük değişikliklerin bile insanlar için oldukça tehlikeli olabilmesi. Evet, örneğin kandaki pH değerlerine baktığımız zaman virgülden sonraki rakamların değişmesi gene insan hayatını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden de üçün, ikinci açıklamamız doğrudur. Üçüncü açıklamaya geldiğimizde enzimlerin maksimum etkinliklerini bazik ortamda gerçekleştirmesi. Evet burada bazik örnekler var fakat örneğin mide gibi, örneğin gene deri gibi bazı ortamlarda gene asitli bir ortam söz konusu. Bu yüzden tamamen bazik ortamlarda yer almamakta. Asitli ortamlarda yer aldığı için üçüncü açıklamamız yanlıştır. Evet 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneği doğru cevaptır. İnsan vücudunda faaliyetlerinden hangileri için belirli çeşitte ve oranda minerallere ihtiyaç duyulur? Evet baktığımızda kasların kasılmasında örneğin kalsiyum iyonlarına ihtiyaç yer almaktadır. Gene aynı zamanda magnezyum iyonlarına ihtiyaç yer almaktadır. Sinirsel iletimde özellikle gene sodyum, potasyum, klor iyonlarına ihtiyaç yer almaktadır. Ki enzim etkinliğinde birçok mineral görev almaktadır. Burada tek tek sayamayacağımız kadar çok miktarda mineral görev almaktadır. Kemik gelişiminde gene bakıldığında gene kalsiyum, magnezyum gibi, potasyum gibi mineraller gene görev almaktadır. Bu yüzden bakıldığında et evet, belirli çeşitler ve oranlarda minerale ihtiyaç duyma burada verilen tüm örnekler için uygundur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda tabloda 70 kilogram kütleli bir insanda bazı elementlerin miktarları verilmiştir. Tabloya göre yargılardan hangileri ulaşılabilir? Verilen elementler içinde vücutta oran olarak en çok bulunan kalsiyumdur. Evet baktığımızda mineralleri, evet kalsiyum 70 kiloluk bir insanın yaklaşık 1 kilogramının kalsiyum olduğu görülmektedir. Ki diğerleri gram cinsinden verilmiştir. Bu yüzden de birinci açıklama doğru açıklamadır. İkinci açıklamada demir elementinin vücutta kullanım alanları diğerlerine göre daha sınırlıdır. Burada kullanım alanları verilmediği için tabloda bu yüzden buna ait yorum yapılamamakta. Bu yüzden de bu bilgiye ulaşamamaktayız. Üçüncü açıklama verilen elementlerin tamamı enzim etkinliği için gereklidir. Gene tablodaki verilere bakıldığında tamamının enzimlerin etkinliğinde kullanılıp kullanılmadığı hakkında herhangi bir bilgi olmadığı için buna da ulaşamamaktayız. Bu yüzden tabloya göre ulaşabileceğimiz birinci açıklamadır. O yüzden cevap yalnız birinin olduğu A seçeneğidir. Mineraller ve tuzlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A seçeneğindeki verilen açıklamada suda çözülmüş olarak ve besinlerle vücuda alınır. Evet mineral ve tuzların genel itibariyle vücuda alınma şekli bu şekilde olmaktadır. B seçeneğindeki açıklamaya baktığımızda mineral ve tuzlar hidrolize edildikten sonra hücre zarından geçebilir. Buradaki açıklama yanlıştır. Mineral ve tuzların sindirilmeye, hidrolize edilmeye ihtiyaçları yoktur. Direkt olarak zardan geçebilir. Bu yüzden B seçeneği yanlıştır. Cevabımız da B seçeneğidir. Egzama, saç dökülmesi, kepeklenme gibi pek çok saç ve deri probleminin nedeni vücuttaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durumun nedeni derinin verilenlerden hangileriyle ilgili olabilir? Evet, pH değerinin aşırı artması. Evet, burada yukarıdaki açıklamaya göre asit-baz dengesinin bozulması. Burada birinci açıklamaya baktığımızda aşırı artması dengenin bozulması anlamına gelmektedir. Gene ikinci açıklamada aşırı azalma gene dengenin bozulacağı anlamına gelmektedir. Üçüncü açıklamada pH değerinin optimum değerde sabit. Evet, optimum demek en uygun, en ideal anlamına gelmekte. Dolayısıyla İdeal değerde sabit kalması asit baz dengesinin bozulmadığını göstermekte. Bu yüzden herhangi bir probleme neden olmamaktadır. Evet. Cevabı bakıldığında 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneği doğru cevaptır. Canlıların temel bileşenlerinden olan su ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A seçenek açıklamada canlıların yapısında değişen oranlarda bulunur. Evet. Örneğin insanda %75 oranında yer alırken bazı canlılarda bu %60'lara, bazı canlılarda bu %80'lere çıkmaktadır. Bu yüzden A seçeneğindeki açıklamamız doğrudur. B seçeneğindeki açıklamaya geldiğimizde canlılar enerji gereksinimlerinin büyük bir kısmını sudan karşılar. Ve evet, suyun yapısında enerji vardır fakat canlılar suyu solunum reaksiyonlarında yani enerji üretim reaksiyonlarında kullanamazlar. Bu yüzden buradaki ifade yanlıştır. Evet, bizden yanlış istendiği için doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Su ve kalsiyum minerali için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olarak söylenebilir? Kemik ve dişlerin sertleşmesini sağlar. Evet, kalsiyum bu reaksiyonu gerçekleştirmekte fakat su sertleştirme işleminde görev almamaktadır. Zararlı atıkların seyreltilmesinde ve atılmasında rol oynama. Evet suyun bu özelliği var. Fakat kalsiyumun böyle bir özelliği yer almamaktadır. C seçeneğine baktığımızda inorganik yapı. Evet su ve kalsiyum ikisi de inorganik yapıdadır. Dolayısıyla da buradaki açıklama su ve kalsiyum için ortak bir açıklamadır. Fotosentez oluşturan oksijen kaynağı sudur. Dolayısıyla kalsiyum burada görev almamaktadır. Vücutta taşınım ortamı oluşturan su molekülüdür. Dolayısıyla kalsiyum sağlamamaktadır. Evet, ikisinin ortak olduğu inorganik yapı ifadesi C seçeneği doğru cevap. İnsanda inorganik bileşikler aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleştirilmesinde görev yapmaz? Enzim etkinliği için uygun ortam oluşturma. Evet, inorganik maddelerin görevlerinden bir tanesi aktivatör olarak yer almaktadır bazı mineraller. Gene B seçeneğine baktığımızda biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde evet Özellikle A seçeneğinde ifade ettiğimiz gibi enzimlerin etkinliğini artırarak biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Fosforilasyon tepkimelerinin gerçekleştirilmesi, evet fosforilasyon tepkimesi ATP üretim tepkimesi dolayısıyla ATP'nin üretilmesi için inorganik fosfatlara ihtiyaç vardır. Bu yüzden de buradaki açıklama doğrudur. Kanın fırtlaşmasında özellikle kalsiyum mineralinin görev aldığı bilinmektedir. Organik besin monomerlerinin sentezlenmesi. Evet burada baktığımızda organik besinlerin sentezinde evet, inorganik bileşikler görev almamaktadır. Bu yüzden buradaki ifademiz yanlıştır. Cevap E seçeneğidir. Vücuda yeterli miktarda su ve mineral alınmamasına bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmez? Normal büyüme ve gelişme süreci devam etmez. Evet, normal büyüme ve gelişme sürecinde aksamalar meydana gelecektir. Örneğin kalsiyum eksikliğinde kemiklerde gelişme problemi meydana gelir. Bu da örnek olarak verilebilir. Kanda hemoglobin miktarı azalması. Evet, demir minerali eksikliğinde hemoglobin üretimi azalmaktadır. C seçeneğine bakın. Metabolik faaliyetler hızlanarak devam eder. Evet, buradaki ifade yanlıştır. Enzimlerin etkinliği azalacağından dolayı mineral eksikliğinden dolayı, aynı zamanda su eksikliğinden dolayı. Bu yüzden de enzimlerin faaliyetinin azalması metabolik faaliyetlerin yavaşlaması anlamına gelmektedir. Burada hızlanarak devam eder ifadesi yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir. İnsan vücudunda bulunan minerallerden birisinin özellikleri aşağıda verilmiştir. Evet bu özelliklere baktığımızda iskeletin ana maddelerinden biri kalp işlevleri ve sinir sisteminin düzenlenmesinde etkili kanın pıhtılaşması için gerekli. Evet bu verilere göre baktığımızda burada anlatılan kalsiyum mineralidir. Evet buna göre bakıldığında kalsiyum mineralinin eksikliğine bağlı olarak aşağıdaki hastalıklarda hangisi gözlenebilir? Evet kalsiyum eksikliğinde kemiklerde gelişim bozukluğu meydana geldiği için Raşitizm görülebilmektedir. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Örneğin burada diğerlerine baktığımız zaman anemi ve kısırlık için özellikle demir bilinmektedir. Iyot, guatr için iyot bilinmektedir. Evet buna göre bu şekilde mineraller yer almakta. Evet cevap A seçeneğidir. İnsan vücudundaki bazı elementlerin ortalama oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafikteki verilenlere göre hangilerine ulaşılabilir? Birinci aşılama elementlerin tamamı mineral tuzları şeklinde bulunur. Evet burada birkaç örnek verilmiştir. Dolayısıyla elementlerin tamamına dair bir bilgi söz konusu değildir. Bu yüzden buradaki verilere göre birinci aşılamayı ulaşamayız. İkinci aşılamada baktığımızda oksijen oranı diğer tüm elementlerin bulunma oranlarından daha fazladır. Evet baktığımızda %65. Dolayısıyla da %65 üzerinde olması evet elementlerin arasında en fazla oranda yer aldığını bize bildirmektedir. Diğer bir ifadeye baktığımızda oranı en az olan elementin eksikliği vücut tarafından daha fazla tolere edilebilir. Tolere etmek yani hoş karşılamak veya eksikliğini hissetmemek anlamındadır. Fakat vücutta oranı az olan minerallerin eksikliği daha çabuk hissedilmektedir. Dolayısıyla daha duyarlı olarak ifade edilebilir. Tolere ifadesi yanlış bir ifadedir. Bu yüzden yalnız 2'nin yer aldığı A seçeneği doğru cevaptır. Çözücü özelliği sayesinde su insan vücudunda olaylardan hangisinde rol oynar? Evet suyun çözücü olması zehirli maddelerin seyreltilmesinde etkili bir özelliktir. Gene aynı şekilde solunum gazı taşın madde taşınmasında özellikle hem solunum gazı hem besin maddeleri bunların taşınmasında gene suyun çözücü özelliği yer almaktadır. Vücut sıcaklığının korunması bu suyun öz ısısının yüksek olması ile kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çözücülük özelliğini burada kullanmamaktadır. Et evet, çözücü özelliğine ilave sindirim olayları, hidroliz olaylarında kullanmayı da sayabiliriz. Evet, gene aynı şekilde yoğunluk düzenlenmesini de burada çözücülük özelliği içerisinde yer alabilmektedir. Evet, buna göre 1, 2 ve 3'ün yer aldığı D seçeneği doğru cevaptır.